Görüşürüz Zafer Bey. Size soruyorum, siz gerekli pasları atacak şirketleri yönetiyorlar. Şimdi... Değerler, bizim çok büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu uğradığı büyük felakette ben sivil toplum kuruluşu topluma fayda üretmek üzere cevabı vermiş yani. Şimdi bizim de öyle bir tereddüdümüz hiç yok. Tamamen şampiyonluk odaklı çalışıyoruz. Yani bu tip pazar akşamki gibi yol kazaları olabilir. Bu sporun içinde var. İlk defa da olmuyor. Dolayısıyla çok iyi bir kadromuz var. İyi bir teknik kadromuz var. Çok kuvvetli bir yönetim kadrosu var. Dolayısıyla biz hiç, yani normal standart, biz başka takımlara da kaybettik. Hiç etkilenmiyoruz. Ve Okan Hoca'nın dediği gibi de şampiyonluğun en kuvvetli adayı yine Galatasaray. Fikstüre baktı, şeye baktınız, puan sıralamasına baktığınız zaman bunun böyle olduğu net olarak gözükmektedir. Herkes Galatasaray'la uğraştığı bir dönemde, herkesin, yani bakın, bizim mücadele ettiğimiz rakiplerimiz şu anda bir koalisyon halinde. Hepsi yukarıdan aşağı. Galatasaray'ı yıpratmak, Galatasaray'a çelme takmak için uğraş veriyorlar. Yani en azından aile içinde. Şimdi bizim yani normal ailelerimiz içinde de çoluğumuz çocuğumuz var. Yani bazen bir çocuğumuzda problem yaşıyoruz, bir şey yapmasını istemiyor, yapmasın diyoruz, o yapmaktaysa. Bunlar aile içi problemleri. Bir konuya ne olmuş yani Gomis bir maçta sakatlığı vardı, çıkmadı. Hemen olayı köpürttüler rakiplerimiz. İşte şöyle dediler, böyle dediler. Basın da buna destek verdi. Dolayısıyla aile içinde olabilecek normal olayların dışında herhangi bir şey yok. Bugün Gomis yine bizim sembol bir oyuncumuz. Galatasaray'ın aslanıdır Gomis. Dolayısıyla aynen öyle de kalacaktır. Gomis de bizim düşüncelerimiz daha uzun vadede Galatasaray'a nasıl hizmet eder? Öyle düşünüyoruz. Biz bunun bir problem veya bir sorun olarak yansımasından da şikayetçiyiz. Evet, sıkıntılar olabilir. İnsanlar bazen şey yapabilir, bir kızabilirsin, sinirlenebilirsin ama aile olmanın getirdiği özellikler bunların en kısa sürede çözüme ulaştırılması gerekir. Biz de onu yaptık zaten bu mesele. Rekabetin saha içinde kalması için, yani neticede biz bir sportif faaliyette bulunuyoruz. Çok büyük bir ekonomiyi ifade eden futbolun Türkiye'de sevilmesi, gelişmesi, büyümesi için bütün kulüpler çaba sarf ediyor. Sorunlarımızın ortak olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın sorunuyla Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, efendim Sivas'ın, Karagümrük'ün, diğer takımların farkı yok. Sorun aynı. Ben diyorum ki bir sorun varsa Süper Lig'le ilgili veya yani hakemlerle ilgili veya da başka bir sorun varsa bu zaten ortak bir sorun. Biz Kulüpler Birliği Vakfı'nda bir araya geliyoruz. Federasyona zaman zaman davet ediyoruz, onlar geliyor. Zaman zaman onlar davet ediyor, biz oraya gidiyoruz ve sorunlarımızı bu camia içinde çözmeye çalışıyoruz. Federasyonla ilişkinin bu seviyede olması lazım. Ne zaman siz münferiden gitmeye başlarsanız o zaman bunun yorumu farklılaşıyor. Şimdi Ali Bey gitti, arkasından ben gittim. Bizden sonra işte falanca gidecek. O zaman işin yani çözüm üretmenin zorluğu ortaya çıkıyor. Bir de bu mütemadi olursa yani şimdi bu hafta gittiniz, 15 gün sonra bir daha gittiniz, 20 gün sonra bir daha gittiniz. Bu böyle olduğu zaman bunun, evet, Bünferi'den bir sorunuza bir sefer gidersiniz ama bunun böyle çok sık tekrarlanması izahta güçlük getiriyor. Benim federasyona gitmemdeki sebep, ya arkadaşım,
hepimiz yani siz gibi gittim Sayın Federasyon Başkanı'na şeyi sordum. Dedim ki yani nedir dedim yani ne konuşuluyor? Şimdi eğer futbolun problemleri varsa bu bir takıma ait problem değil. Bütün takımların problemi var. Ortak bir toplantıda konuşulması gerekirken. Münferiden neyi çözmeye çalışırız? Yani niye bu münferit toplantılar?